Merhaba arkadaşlar, Türev 2'ye hoş geldiniz. Türev 1'i tamamlamıştık. Limitle Türev'in bağlantısını kurmuştuk. Şimdi de Türev 2'de Türev alma kurallarına bakacağız. Artık limite hiç ihtiyacımız kalmayacak tabii ki. 4 işlemde Türev'i anlatacağım size. Mutlak değer fonksiyonu Türev'in nasıl alınır bunu anlatacağım. Bileşke fonksiyonu Türev'ini ve zincir kuralından bahsedeceğim. Sonra da bu ÖSYM tarzı soruyu çözeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. O halde zaman kaybetmeden başlayalım. Türev alma kurallarıyla tabii ki giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, türev ne konuşmuştuk ilk videoda? Bir noktadan çizilen teğetin eğimi demektir. Şimdi biz bu kuralları bilmediğimiz için tabii orada limitle hesap yapıyorduk. Şimdi size kuralları öğreteceğim. İlkini kuvvet fonksiyonunun türevi nasıl alınırmış? Şimdi şöyle alınacak. Öncelikle kuvvet fonksiyonu x üzeri n ise ben bunun türevini nasıl alacağım biliyor musunuz? Önce notasyonla göstereyim size. Mesela bunun x'e göre türevini al demek, birinci türevini al demek bu demektir. Yapacağınız çok basit bir şey var. Şuradaki n'i baş tarafa indireceksiniz. Yani şöyle bu n sayısı başa inecek ve normalden 1 çıkartacaksınız. O halde yukarı tarafta derece olarak 1 azalacak. Aa bir dakika. Türev alırsan derece 1 mi azalır kuvvet fonksiyonunda? Evet, aynen öyle oluyor. Tabii polinom fonksiyonlar için söylüyorum bunu. Şimdi hemen bunu uygulayalım istiyorsanız. Birinci örneğimiz x küpün türevi. Bakın arkadaşlar, x küpün türevini almak için şunu yapıyorsunuz. F türev x dediniz. Bu 3 sayısı var ya, bu 3 sayısı. Bu başa inecek. 3x olacak. 3'ten de 1 çıkartacaksın, 2'ye dönüşecek. İşte 3x kare bu fonksiyonun türevi oluyormuş. Geldim altındakine, 5x'in türevine. Hemen f türev x yazıyorum. Şimdi ne yaptığıma dikkatli baksın herkes. Şurada gizliden ne var? 1 var değil mi? 1 sayısı 5'in yanına inecek. Yani 5 çarpı 1 çarpı x üzeri 1'inde bir eksiğini yazacaksınız. O zaman buraya 0 yazacaksınız. Peki x üzeri 0 demek zaten 1 demek değil mi? Evet. O halde 5 çarpı 5, 5 çarpı 1 çarpı 1'den cevap 5 gelmiş oluyor. Şunu herkes kodlasın. 5x'in x'e göre türevini aldığınızda sabit sayıyı elde edeceksiniz. 10x'in türevi 10'dur gibi gibi. Anlaştık mı? Geldim buna. 1 bölü x'in türevini alacağım. Şimdi öncelikle 1 bölü x'i kuvvet fonksiyonu moduna yazmam gerekiyor. X üzeri eksi 1 diye düşüneceğiz. Şimdi artık bunun türevini alabiliriz. Şurada basit bir yer ayarlayalım kendimize. Evet, böyle. X üzeri eksi 1'in türevini alacaksınız. T dedi şuna. Arkadaşlar, eksi 1 sayısı başa düşecek. Ve eksi 1'den 1 çıkartıp üste yazacaksınız. O halde böyle bir şey çıktı. Peki x üzeri eksi 2 ne demektir? Paydada kare demektir. O halde yukarı tarafta eksi 1 var. Aşağı tarafta da x'in karesi var. Ve cevabımız eksi 1 bölü x kare olarak bulunmuş oluyor. Onu da buraya yazalım. F türev x eksi 1 bölü x kareymiş. Buna geldim. Basit polinom fonksiyon f türev x diyeceğim. Şöyle olacak. 4 sayısı 2'nin yanına çarpma diye inecek tabii ki. Ve 4'ten 1 çıkartıp üste yazacaksınız. O halde bunun cevabı 2 kere 4 8 olduğu için 8 x küp oluyor. Gördüğünüz gibi polinom fonksiyonlarda türev dereceyi 1 azaltıyor. Kapış, gel bakalım fx'in karekök x olması durumunda türev nasıl alınıyormuş? Önce bunu kuvvet fonksiyonu modunda yazacağız. X üzeri 1 bölü 2 değil mi? Bunun derecesi 2 olduğu için. Peki bunun türevini alırken 1 bölü 2'nin başa inmesi lazım. X'in kuvveti de ne olacak? 1 bölü 2 eksi 1 olacak. Onu yazalım, 1 bölü 2 eksi 1. Şimdi şu 1 bölü 2'yi önce bir yazdım, çarpı x üzeri. Buradaki işlemi yapacağız hemen. 1 bölü 2'den 1 çıkardığınızda eksi 1 bölü 2 mi yapıyor? Evet, o zaman buraya eksi 1 bölü 2 yazacaksınız. Şimdi sıkı durun. X'in eksi 1 bölü 2. kuvveti, yani şurası zaten ne demektir? Paydada 1 bölü 2. kuvvet demektir. O halde şöyle düşünebiliriz. 1 bölü 2 çarpı paydada 1 bölü 2. kuvvetse o halde x üzeri 1 bölü 2'yi paydaya alırız. Peki bir ifadenin 1 bölü 2. kuvveti zaten karekök demek değil mi? Evet. O zaman şu balonladığım yere 1 bölü şöyle yazabilirim. Karekök x yazarsam 1 bölü 2 kök x'in olduğunu görüyorum f türev olarak. Peki f türev 1 bölü 2 karekök x ise ben bundan sonra niye uğraşayım ki kardeşim? Kök x'in türevini gördüğümde direkt bunu yazarım yerine, değil mi? Kesinlikle. Bunu aklınıza alın bence arkadaşlar. Rastlaşıyoruz çünkü bununla. Şu işlemleri yapmak yerine, zaman kaybetmek yerine kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'miş diye hemen ezberden söyleyebilirsiniz. Geldik fx'in 4 olması durumuna. Sabit fonksiyon değil mi? Bakın burada x üzeri 0 var gizliden. Peki türev alırsanız 0 sayısı 4'ün yanına çarpma diye inecektir.
Sıfırdan 1 çıkardınız, eksi 1. E zaten bu ne demektir? Direkt 0 demektir. Aa, sabit sayıların türevi 0 çıkıyormuş. O halde sabitin türevi 0'dır diye buraya da dikkatime düşmüş oluyorum. İşte bu nedir? Köklü ve daha doğrusu kuvvet fonksiyonlarının türevidir arkadaşlar. Bu şekilde birinci türevlerini almanın yolunu öğrenmiş olduk ve artık da limitten kurtulmuş olduk diyebilirim. Arkadaşlar, uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir kare kök gx ise bakın türev nasıl alınıyor? Şu şekilde yapacağız. Öncelikle gx'i şu şekilde 1 bölü 2. kuvvet tarzında düşünebilirim değil mi? Kare kökün derecesi 2 olduğu için. Peki bunun türevini alırken kuvvet fonksiyonu mantığıyla düşünürsek eğer şöyle olacaktır. 1 bölü 2 başa inecektir. Daha sonra gx'in kuvveti 1 bölü 2 eksi 1 yani eksi 1 bölü 2'ye düşecektir. Bitmedi yalnız, bir dakika. Dışarıdan içeri doğru türev alacağımız için burada arkadaşlar gx'in de türevini çarpma diye eklemem gerekiyor. Yani çarpı diyeceğim, şuraya g türev x atacağım. Peki bunu biraz düzenlersem bakın şu kısma iyi bakalım. Burası zaten paydada karekök demektir. Dolayısıyla 1 bölü 2 karekökün içerisinde gx olacak. Bir de burada g türev x'imiz vardı. İşte onu da buraya yerleştiririz ve karşılığında bunu bulmuş oluruz. Şimdi senden bir şey istiyorum. Hiç bu hamleleri yapmana gerek yok. Çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. Eğer karekökün içerisinde bir fonksiyon görürsen içinin türevini alacaksın. İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisi diyeceksin. Fonksiyonun kendisini yazıyorsun yani. Anlaştık mı? Şimdi bunu pratiğe dökelim bakalım. Fx eşittir karekök gx ise f türev 2'yi bulacağız. Ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. İçinin türevini alacağız ki içinin türevi zaten ne demektir? 1 demektir. Bölü 2 çarpı kendisini yazacağız. Aa, süper. Hemen buradan f türevi hesaplamış oldum. Peki burada x yerine 2 yazarsak ne olur? Tabii ki 1 bölü 2 karekök 2'yi elde etmiş olacağız. Yapacağımız bütün işlem buydu. Buna bakalım. Şimdi yine karekök çalışıyorum. Arkadaşlar sizi kandırmasınlar bu arada. Bunun derecesi 2 olduğu için bu hamleleri yapıyorum. 3 olursa kuvvet fonksiyonu tarzında şöyle düzenleme yapmam gerekiyor. Şu anda anlattığım şeye dikkat edin. Kareköklü ifadenin türevi. Hemen nasıl yapacağımı tekrar söylüyorum. F türev x diyeceğim. İçinin türevini alacağım. İçinin türevi bravo 2'dir. Bölü 2 çarpı kendisi. Kendisini de direkt yazıyorum. 2x eksi 1. Şimdi bu benim türev fonksiyonum olduğuna göre f türev 1'e bakmam lazım. Yani x yerlerine hop 1 yazmam gerekiyor. O da şöyle olur. Hemen bunları götürelim. Yukarıda 1, aşağıda 2 kere 1'den 1 düştünüz. Karekök 1 geldi. Karekök 1 de 1 olduğuna göre cevabını 1 olarak bulmuş olduk. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi 4 işlemin türevine bakalım. Az evvel bir kısmına değinmiştik. Arkadaşlar toplamın ve farkın türevi için çok basit bir şey yapacaksınız. İki fonksiyonun toplam farkının türevini almak için ayrı ayrı türevleyeceksiniz. Bunun türevi, bunun türevi, aradaki sembol neyse artık onu kullanacaksınız. Şimdi hemen bunu uygulamaya dökelim. Pratik. X değişkenine göre türev alacağız. Yani fonksiyonlarda dfx bölü dx yapacağız. Birinci türevlerini alalım. Şimdi bununla başlıyorum. Mesela bu bir fonksiyon değil mi? Bunun türevi için 3 sayısı, burada anlatalım, x küp bölü 3. 3 sayısı başa düşecektir. X'in kuvveti kareye dönüşecektir. Bir azaldığı için altında da zaten 3 var. Bunlar gitti mi? Evet. O halde x kare geldi değil mi? Hemen bunun türevi için şöyle bir ok çıkartalım. F türev diyelim buraya. X kare kazandınız. Sonra eksi. Buraya geldik. X kare bölü 2'nin türevini alacağım. X kare bölü 2 için 2'yi başa alacağım tabii ki. 2 çarpı x üzeri 1 olacak. Yazmaya gerek yok. Aşağıda da 2 var. Bunlar gittiler. Ne oldu? X oldu. O zaman buraya da bir tane x atalım. Şimdi artı x'in türevi. Zaten bunun katsayısı 1. Bunu defalarca konuştuk. Bunun 1x'in türevi de ne olacaktır? 1 olacaktır. Değil mi? Çünkü önündeki katsayı yazıyorsunuz sadece. Şimdi türev fonksiyonunu bulduk. Peki ne yapalım? X yerlerine eksi 1 yazalım. İşte bunu yapınca zaten şunun sonucunu bulacağız. X yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1'in karesi olacaktır. Sonra eksi eksi 1 olacaktır artı 1. Şimdi eksi 1'in karesinden 1 geldi. Şurası zaten artı yaptı. Artı 1 geldi. Bir de artı 1. Sonuç 3 gelmiş oluyor. Müthiş. Güzel güzel. 3 çıktı bunun cevabı. Peki buna gelelim. Bence bunu sen yapmalısın. Sonra benim çözümümü izlemelisin. Bence de. O zaman ben başlıyorum. Sen çözmüşsün gibi. Şimdi f türev 2'yi bulacağız. Tabii ki ne yapacağım? Bunun türevi artı bunun türevi artı eksi daha doğrusu bunun türevi. Zaten şu sondakinin türevi sıfırdır. Onu at. Peki 3x karenin türevine bir bakalım mı? 3x karenin türevi için 2 sayısı başa inecek. 3 ile çarpma durumuna gelecek. X'in kuvveti 1 azalacak. Yani 1'e dönüşecek. Onu da yazmaya gerek yok. Ne oldu? 6x oldu. O halde buranın türevinden hemen altına alalım. F türev x'i 6x artı
X'in türevi 1'dir arkadaşlar, değil mi? Şurada da geçmişti. Eksi 3'ün türevi 0'dır. O halde 6x artı 1 diye türev fonksiyonunu bulmuş olduk. Peki x yerine ne yazmalıyız? 2 yazmalıyız. Yazalım. 6 çarpı 2 artı 1 geldi. Bu da 13 anlamına geliyor. Müthiş. Geldim sonuncusuna. Da yer kalmadı. O yüzden ben kendi yardımcı nesnemi alacağım tabii ki buraya. Şöyle çekerim. Şimdi bununla başlıyorum. Hemen şuranın türevi. X üzeri 10'un türevi ne olacaktır? 10 sayısı başa düşecektir. X'in kuvveti 10 eksi 1 9'a dönüşecektir. Güzel. Sonra artı mı var? Evet artı var. Şimdi x üzeri 9'a geldik. 9 başa düşecektir. X'in kuvveti biraz azalacaktır. Artı 8 başa düşecektir. X'in kuvveti biraz azalacaktır. Artı x'in zaten türevi 1'dir, değil mi? Aynı mantaliteden dolayı 1'in türevi de 0 olduğuna göre şu anda işlemimi bitirmiş oldum. F türev x'i buldum. Peki f türev 1'i bulmalıyım ben. O zaman f türev 1 içinde x yerlerine 1 yazacağız. Burada 1 yazarsanız katsayı olan 10'u bulursunuz. Burada 1 yazarsanız 9'u, burada 8'i artı şurada da 1'i bulursunuz. Bunları toplayalım hemen. Şuradan 20, 28 gelmiş oluyor değil mi? Evet, doğru cevabımız f türev 1 için 28 çıkacakmış. İşte görüyorsunuz kuvvet fonksiyonunun türevini arkadaşlar toplama ve çıkarma 4 işlemine uygulayabiliyoruz. Bu durum çarpma ve bölmede farklı. Şimdi bu soruyu çözelim ve artık onlara da sıra gelince onları da anlatalım. Klasik sorum. Fx eşittir mx küp artı nx eksi 1. F1 sıfırmış. F türev eksi 1 eksi 1'miş. Buna göre F türev m çarpı n'ye kaçtır diye sormuş. Öncelikle şöyle başlayalım. Şu bakın kullanılabilir bir şey değil mi? F1 sıfır ise hemen buradan x yerlerine fonksiyonda 1 yazalım. X yerlerine 1 yazarsanız m artı n eksi 1 eşittir kaç olmalı? 0 olmalı. O zaman at bunu karşıya. M artı n hakkında müthiş bir bilgi yakaladım. M artı n eşittir 1. Bekle sen burada gitme. Şimdi buna geldim. F türev eksi 1 eksi 1'miş. Yani türev almam gerekiyor. Fonksiyonu alıyorum ve bu fonksiyonun türevini hesaplıyorum. Arkadaşlar mx küpün türevinden giriş yapalım. 3 sayısı başa inecektir. 3m çarpı x'in kuvveti de 3'ten 1 çıkardınız. 2. 2'ye dönüşecektir. Artı nx'in türevine geldik. E zaten girişte 5x'in türevi 5'ti. İşte 2x'in türevi 2'ydi. Nx'in türevi de direktmen n olacaktır. Sebebini tekrar açıklayayım istiyorsanız. Buradaki 1 sayısı n'in yanına inecektir. X'in kuvveti 0'a dönüşecek. Zaten bu 1'e eşit olduğu için n çarpı 1'den türev n gelmiş olacaktı. O zaman buraya n atıyorum. Şunun türevi zaten 0'dır değil mi? Sabit olduğu için. Türev fonksiyonumuz bu. Türev fonksiyonunda eksi 1 yazarsan eksi 1 çıkmalıymış. Hemen x gördüğümüz yerlere eksi 1 yazıyoruz ve f türev eksi 1'i hesaplıyoruz. Bakalım x yerine eksi 1 yazarsak ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani 3m oluyor artı n. Bunun cevabının da eksi 1 çıkması gerekiyormuş. Bunu da dikdörtgenleyelim mi? Teşekkürler. Peki bununla bunu alma vakti geldi sanırım. 3m artı n eksi 1 bir de m artı n eşittir 1. Taraf tarafa bir çıkartalım bunları. Neler gitti? 3m'den m çıktı 2m. Eksi 1'den 1 çıktı 0 diyenler var aranızda biliyorum. Eksi 2 olacaktı. Dikkatli bakınız. Ve her iki tarafı 2'ye bölelim. M eşittir eksi 1 geldi. Şimdi m madem eksi 1 ise o zaman x'in toplamı 1 olsun istiyorsan n'i de 2 almalısın. Değil mi? Peki biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Yani f türev çarpımları. Bunların çarpımları eksi 2 çıkar. O halde bizim aradığımız şey bu. Hemen bunu bulabilmek için f türev fonksiyonuna tekrar dönüyorum. F türev fonksiyonu aslında şuymuş arkadaşlar. M'yi zaten eksi 1 bulduğumuza göre değil mi? Eksi 3 x kare olacaktır. N de 2 olduğuna göre artı 2 olacaktır. Bizim türev fonksiyonumuz bu. Ve biz burada x yerine eksi 2 yazacağız. O halde f türev eksi 2 eşittir. Ne oluyor? Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 3'ü çarptığınız eksi 12 artı 2 yani eksi 10 yanıtını bulmuş oluyoruz. Güzel bir klasik soruyu çözdük. Gel bakalım şimdi ÖSYM tarzı bir soruya. Px polinom olmak üzere demiş. Px artı p, p türev x. Toplamı 4x artı 2'ymiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci öncülden girelim. Px birinci dereceden bir polinomdur. Bunu nasıl anlarız? Arkadaşlar eğer Px ikinci dereceden bir polinom olsaydı. Buraya ikinci dereceden bir şey yazdınız. Sonra ikinci derecenin içine birinci dereceden yazdınız. Tekrar 2 olur. İkinci dereceden ne? İkinci dereceden toplayıp nasıl acaba şu 4x artı 2 elde edebiliriz ki? Olamaz değil mi? Polinom bilgisinden bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Peki px o zaman ikinci dereceden yemedi. E zaten 3, 4 de denerseniz yemez.
Bir tek ihtimal var, o da birinci dereceden. Zaten bunu sonuçtan senin anlaman gerekiyor. Px birinci dereceden polinomdur. Sonuca bakarak anlaman gerekiyor. Bak şöyle. Px diyeceksin. Bunların toplamı birinci dereceden çıkmışsa x artı b olsun diyelim ki. Şimdi bana az sonra ne lazım? Tabii ki p türev x gerekiyor. Hemen p türev x'i de buluyorum sana. Arkadaşlar şu b'nin türevi zaten sıfırdır. Ax'in türevi de a'dır değil mi? Önündeki katsayı. Şimdi hemen buradaki ifadeyi bir oluşturalım. Px ax artı b'ydi. Onu bir yazdım, ax artı b. Artı p'nin içerisine p türevi yaz diyor. Şimdi zaten p türev a demek. O halde burası a olsun. Ve ben p a'ya bakacağım. Peki p a'yı buraya yazacağıma göre hemen p a'yı ben oluşturacağım. Hemen şurada x yerine a yazıyorum. Ve a kare artı b çıkmış oluyor. O halde şu kısım a kare artı b olacak. Eşittir 4x artı 2. Şimdi burada bir gariplik var mı? Yok. Çünkü bu taraf da birinci dereceden, bu taraf da birinci dereceden. Demek ki px birinci dereceden bir polinom arkadaşlar. Bu kesin. Şimdi gelin buradan işlemlerimi devam ettireyim. Çünkü bunlar onlarla ilgili muhtemelen. Bir kere x burada 4x eşit değil mi? Başka x ifade yok. Polinomların eşitliğinden a'nın 4 olduğunu anlamak hiç de zor değil. A 4. Peki a 4 ise şurasının, a 4 ise kağıt zannettim. A 4 ise şurasının şurasına eşit olması lazım. Doğru mu? Yani bu ikisinin toplamı olan a kare artı 2 tane b'nin 2 eşit olması gerekiyor. Pekala, ben buradan şunu çıkartabilir miyim? A kare 16 olduğu için, çünkü a 4, 16 artı 2 b 2'dir. Buradan şu kısmın eksi 14 yapması lazım. Demek ki b'nin eksi 7 yapması gerekiyor. Oo, müthiş. Px polinomu a'sı 4 b'si eksi 7. Şu polinom var ya, a yerine 4 yazacaksın. B yerine eksi 7 yazacaksın. Yani 4x eksi 7'ymiş. Güzel. Vallahi iyi şeyler çıkardım. Şimdi birinci dereceden olduğuna tik atmıştık zaten. Peki P2 1'dir. P2 1'dir'i nasıl anlayacağız? Tabii ki x yerine 2 yazacağız. Yazarsak 8 eksi 7'den 1'dir. Bu doğru. Bu ne, bu ne? Bir dakika, bununla ilk defa karşılaşıyoruz ya türev videolarında. Arkadaşlar P polinomunun x değişkenine göre 2 kez türevlenmiş halidir bu notasyon. Dolayısıyla P polinomunu 2 kez türevleyeceğiz. Zaten bir kez türevlerseniz bu çıkıyordu. O da zaten 4'tü. Bakın 4 yazalım buraya. Bunu bir kez daha türevleyeceksiniz. O da böyle olacak. İki tane çiziktirirseniz ne oluyor? İkinci türev olmuş oluyor. 4'ün sabitin türevi kime eşittir? Tabii ki 0'a eşittir. O halde 2 kez P polinomunu türevlediğinizde cevaben 0'ı bulmuş olacaksınız. Yani bu da doğru. O halde 1, 2, 3'ü işaretleyebiliriz. Güzel soruydu ha. İki fonksiyonun çarpımının türevine geldim. Aklında şu varsa sil. İki fonksiyonun çarpımının türevi fonksiyonların türevlerinin çarpımıdır. Öyle bir şey yok. O toplama çıkarma için. Çarpma için kuralı başka. Arkadaşlar iki fonksiyonun çarpımının türevini aldığınızda, tamam mı, şunu yapacaksınız. Birinci fonksiyonu değiştireyim de şu karışmasın. Birinci fonksiyonun türevi çarpı ikincinin kendisi artı ikinci fonksiyonun türevi çarpı birinci yapacaksınız. Bu ifadeyi zaten düzenlerseniz fonksiyonun çarpımının türevini bulmuş olacaksınız. Nereden geliyor hocam böyle kural? Limitten geliyor. Tabii ki adamlar uğraşmışlar bizim için. Bu kuralları limitle biz uğraşmayalım diye kısaltmışlar ve formülleştirmişler. O halde tekrarlarsak birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyeceksin kafana böyle kodla. Gel şimdi. Hemen fx'in türevini alıp x yerine 3 yazmamız istenmiş. Yani türev, birinci türevini al ve 3 yaz diyor. Şöyle yapalım mı? Şu kırmızı birinci fonksiyon. Bu yeşil de ikinci fonksiyon. Tamam mı? Buna göre anlatacağım. Şimdi f türev x diyorum size. Arkadaşlar birincinin türevi çarpı ikinci diyeceğiz ya. Hemen birincinin türeviyle başlıyorum. X karenin türevi ne eşittir? Tabii ki 2 başa iner. 2x eksi. 3x'in türevi de zaten 3'e eşit. O halde birincinin türevi 2x eksi 3 oluyor. Çarpı İkincinin kendisini yazacaksın. Yani x küp artı 1 diyeceksin. Sonra artı şuradayız. Tam tersini yapacağız. İkinciyi türevleyeceğiz, birinciyle çarpacağız. Yani birincinin aynısını yazalım bu sefer de. X kare eksi 3x çarpı ikincinin türevini alalım. X küpün türevi 3 başa indi. X'in kuvveti de biraz azaldı. 3x kare. 1'in türevi zaten 0. O yüzden bunun türevi ne olacaktır? Yeşilin türevi 3x kare olacaktır. Şu anda yaptığım işlem çarpımın kuralına göre türev almaktı. Peki bunu düzenleyelim mi? Hayır, gerek yok. Neden? Çünkü x yerine 3 yazacaksın sen. Sayı elde etmeye çalışıyorsun. Hemen f türev x için x'e 3 veriyorum. Bakalım ne gelecek? Buraya 3 verdiniz. Buraya da, buraya da, buraya da, buraya da. Şimdi 2 kere 3, 6. 3 çıkardınız. 3 geldi. 3'ün küpü 27. 1 eklediniz. 28 geldi. Artı
Buraya gelelim. 0 geliyor galiba. Çünkü 9 eksi 9'dan. 0 çarpı buraya zaten ne gelirse gelsin 27 geliyor. Sıfırlayacaktır. Eşittir. Zaten burası gitti mi? Evet. 3 kere 28 çarp. Çarpamadı. 84 yapıyor. Evet. Doğru yanıtımız 84 çıkacakmış. Hemen ikinciye geldim. Şimdi bak gene çarpım modunda. Bu bir fonksiyon, bu başka fonksiyon. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım türev için. Diyorum ki birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Birincinin türevini alırsanız zaten x karenin türevindeki 2 başa iner. X'in kuvveti de 1'e dönüşür. Yazmaya gerek yok. Eksi 1'in türevi zaten 0'dır. O halde birinci fonksiyonun türevi 2x çıktı. Çarpı şöyle diyelim. Şimdi kök x eksi 1'in türevine geldik. Kök x eksi 1'in türevi için bak videonun girişinde sana söylemiştim değil mi? Lazım olacak. Kök x eksi 1'in türevi. Şunun türevi tık ezberden 1 bölü 2 kök x'i yazdık mı? Hiç uğraşmadım 1 bölü 2'yi başa indir falanla. Eksi 1'in türevi zaten 0. O halde kök x eksi 1'in türevinden ne gelecektir? 1 bölü 2 kök x gelecek. Ama şu anda kullanmayacağım onu tabii ki. Ben zannettim ki buraya yazacağız ama dikkat edelim. Birincinin türevi çarpı ikinci diyeceğim için şuraya ikincinin kendisini yazdık. Artı şimdi tam ters yapacağız. Birincinin kendisini yazacağım. Yani x kare eksi 1. İkincinin türevini yazacağım. İkincinin türevi de zaten şurada hesapladım. 1 bölü 2 karekök x olacaktır. Şimdi artık burada f türevi 1 değerini hesaplayabiliriz. Tabii ki x yerine 1 yazacağım değil mi? Müthişsin. O halde x yerine 1 yazarsam burası 2 çarpı. Şurası kaç geliyor? 1 eksi 1'den 0. Oh be. Artı burası 1 eksi 1'den gene 0. Burası da zaten 1 bölü 2 geliyor. Yani bunun yanıtı bu da 0. Bu da 0 olduğu için kocaman bir 0 oluyormuş. Güzel. O halde çarpmanın türevini de böylece kapmış olduk. Gelelim buna. F ve G gerçel sayılarda türevli iki fonksiyondur. F fonksiyonu G'nin x kare eksi 4 katıymış. G 1 eksi 2. G türevi 1 de eksi 1'miş. Buna göre F türevi 1 kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın nasıl karesini alıyorsanız her iki tarafın türevini de alabilirsiniz. Bakın buranın türevini alalım. F türevi x olacaktır. Buranın da türevini alalım. Yani x kare eksi 4 çarpı gx'in şöyle türevini alacağız. İşte böyle. Peki x kare eksi 4 çarpı gx çarpım durumunda değil mi? Evet. O zaman çarpmanın türevine göre açacağız. F türev x eşittir diyorum. Çarpmanın türevine göre şöyle açılır. Birincinin türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. Birincinin türevi görüyorsunuz. X karenin türevinden 2x geldi. Eksi 4'ün zaten türevi 0. Çarpı ikincinin kendisini yazacağız. Gx artı. Şimdi tam tersini yapıyorum. Birincinin aynısını yazacağım. İkincinin türevini alacağım. G türev x oldu mu? Bu beklesin. Ben şunları nasıl kullanırım diye kafayı yorarken bir de bakıyorum ki 1, 1, 1 hepsi 1. O halde x yerlerine tık 1 yazacağız. X yerlerine 1 yazarsak f türevi 1 eşittir. Yazalım 2 çarpı buraya da yazalım g1 artı buraya da yazalım. 1'den 4'ü düştünüz eksi 3 geldi çarpı buraya da yazalım g türev 1 olacaktı. Kapattım. Şimdi şunun eşiti Allah razı olsun soruda eksi 2 olarak verilmiş. Bunun eşiti Allah razı olsun o da verilmiş. Eksi 1. O halde f türev 1 ne olacaktır? Bununla bunun çarpımından eksi 4 gelecektir. Artı bununla bunun çarpımından da 3 gelecektir. Ve sonuç olarak eksi 1'e eşit olacaktır. Zaten onu arıyorduk biz. Cevabımız eksi 1'miş. Bu soru bana ne kattı? Tabii ki her iki tarafın türevini alabileceğimi kattı. Ve çarpım türeviyle ilgili bir uygulama yaptırdı. ÖSYM tarzı bir soru. Şimdi bunu dikkatli izle çok önemli bir soru bak aşırı çok önemli de. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu ile bu polinomun türevi p türev x için p0 p-1 p türev eksi 1 hep 0'a eşitmiş. Olduğuna göre p1 değeri kaçtır diyor. Bir fikriniz var mı nasıl yapalım mesela? Evet evet bence de aynı şekilde sizin de hemfikrim. 3. dereceden olduğu için şunlar da 0'a eşit olduğu için bunlar ne olacaktır? Kök olacaktır arkadaşlar. Yani bu P polinomunun köklerinden birisi sıfırdır. Diğer kökü de eksi birdir. Şimdi sıfır diye bir kökün gelebilmesi için x çarpanına ihtiyacınız var. Hani bunu sıfıra eşitlediğinizde x sıfır olacak ve bu kökü getirecek. Eksi bir diye bir kökün gelebilmesi için x artı bir diye bir çarpana ihtiyacınız var. Değil mi? Bunu sıfıra eşitlerseniz x eşittir eksi bir gelir. Yalnız üçüncü dereceden olduğu için bir tane daha çarpanı vardır bu polinomun. Ve bu çarpan kesinlikle birinci derecedendir. Çünkü bu ikisi ikinci dereceden oluşturacak. Yandaki de birinci dereceden olursa toplamda üçüncü dereceden yükselmiş olacak polinom. O halde buraya birinci dereceden bir çarpan atıyorum. Mesela x eksi k olsun o da.
Şimdi birisi bana çıkıp da şunu diyebilir. Hocam neden x eksi k yazdınız? Neden mx eksi k yazmadınız mesela? Arkadaşlar bunun baş kat sayısı 1 olduğuna göre ben şu nokta bıraktığım yerlere kesinlikle 1 dışında bir sayı kullanamam zaten. Eğer kullanırsam baş kat sayısını 1'den farklı yapmış olurum. Kapış? O yüzden. O halde uzatmayalım. Polinomumuz kurgulanmış oldu. Bak son yıllarda çok sıkça soruyor ÖSYM polinom kurgulamayı. Dikkat edelim. Bu üçüncü dereceden baş kat sayısı 1 olan bir polinom. Şimdi şurada bir bilgi var. P türev eksi 1 0 demiş adam sana. Şimdi ben bunu türevini almaya kalksam 3 tane çarpan var. O yüzden şöyle bir düzenleme yapalım. Px eşittir. Şu iki çarpanı bir çarparak toparlayalım. X kare artı x olacaktır. Çarpı x eksi k. Şu anda daha düzgün oldu. Hatta bunu da bunun üstüne dağıtabilirsiniz. O da size kalmış. Ben dağıtmıyorum. Şimdi hemen bunun türevini alalım. Tabii çarpmanın türevine göre. Birincinin türevi. X karenin türevi 2x'tir. X'in türevi kat sayısıdır. Yani 1'dir. Çarpı ikincinin kendisini yazacaksınız. Artı. Şimdi de birinciyi aynen yazacağız. X kare eksi değil şaka yaptım. Artı x çarpı ikincinin türevi. Arkadaşlar ikincinin türevi zaten nedir? Bunun türevi 1'dir. Bunun türevi 0'dır. 1 gelmiş oluyor değil mi? Buraya 1 yazsak da olur. Yazmasak da olur. O halde türev fonksiyonu bulunmuş oldu. Güzel. Şimdi türev fonksiyonunda eksi 1 bastığın anda 0 mı gelecek? Ya hemen x yerine eksi 1 yazalım. Yazdığımız zaman bakın ne oluyor. P türevi eksi 1 eşittir. Şuraya eksi 1 yazdığınızda buranın sonucu eksi 1 yapar tekrardan. Çarpı şuraya eksi 1 yazdığınızda eksi 1 eksi k yapar. Artı şuraya eksi 1 yazarsanız eksi 1'in karesinden 1 sonra da eksi 1 0 yapar. Güzel. Bu 0'ın zaten bir anlamı yok. O zaman şunu bulmuş oluyoruz. Yani p türev eksi 1'i hadi eksi içeri dağıtalım 1 artı k olarak bulmuş oluyoruz. Soru da bu 0 değil miydi ya? Evet 0'dı. Hemen bunu 0'a eşitledim. K değeri kaç geldi? Eksi 1 geldi. Müthiş. K değerini bulduğuma göre artık polinom buldum. Alkışlayabilirim kendimi. Çok iyi ya. Px polinom kim? X kare artı x çarpı x eksi k. Peki x eksi k'deki şuradaki k yerine eksi 1 yazarsak eksi eksiden artıya dönüşmez mi? Dönüşür. O zaman böyle bir şey geliyor. Bu bizim polinomumuz. Peki bu polinomda p1'i arıyorsak o halde x yerine 1 yazarız. Yazarsak 1 artı 1'den 2 gelir. Şuradan da 2 gelir. Yani 4 yapmış olur. Doğru seçeneğimiz Adana çıkacaktı. Güzel soruydu. Çok beğendim. ÖSYM'nin kullanmış olduğu sorudan sonra devam ettim. İki fonksiyonun bölümünün türevi nasıl alınacak? Arkadaşlar bakın. Çarpımın kuralı vardı. Neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci değil mi? Bölmenin de kuralı var. Bunları limitten oluşturmuşlar adamlar zaten. Peki nedir o kural? Hemen söyleyeyim. İki fonksiyonun bölümünün türevini almak şunu yapmaktır. Türevlerinin bölümü demek değildir onu söylüyorum. Şöyle yapacaksınız. Birincinin türevi çarpı ikinci diyeceksiniz. Sonra ikincinin türevi çarpı birinci diyeceksiniz. Birinciyi aynen yazdınız. İkincinin türevini aldınız. Çarpmadan farklı buraya eksi atıyorsunuz. Bir de bölü diyeceksiniz. Aşağıdaki fonksiyonun karesi g kare x diyeceksiniz. İşte bunu yaptığınızda bölümün türevini almış olacaksınız. Şimdi bunu beraber yapalım. Mesela aşağıdaki pratikten başlayalım. Bana diyor ki d bölü dx bu ne demektir? Şu görmüş olduğun fonksiyonun x'e göre türevi demektir. İki fonksiyonu bölmüşsün sen. Bu bölme durumunda fonksiyonların türev alınacağını gösteriyor. Hemen başlayalım. Burası birinci fonksiyon. Aşağıdaki de ikinci fonksiyon. Birincinin türevi çarpı ikinci yapacağım. Şimdi 3x artı 1'in türevi zaten 3'tür biliyorsunuz. Çünkü 3x'in türevinden 3 gelir. Bunun türevinden 0 gelir. Birincinin türevi 3 çarpı ikincinin kendisini yazacaksınız. 4x eksi 1 yazdınız. Sonra eksi diyorsunuz. Aman buraya dikkat. Bölme çalışınca eksi oluyor. Şimdi de tam tersi yapacağız. Yani birinciyi aynen yazacağız. 3x artı 1 çarpı ikincinin türevini alacağız. 4x eksi 1'in türevi nedir arkadaşlar? 4x'in türevinden 4 gelir. O kadar değil mi? Müthiş. Bölü dediniz. Aşağı indik. İkincinin karesi yani aşağıdaki fonksiyonun karesini alacağız. Peki bunu biraz düzenleyelim mi? Bence de çok yani şey görünüyor, kötü görünüyor. Düzenliyorum. Buradan 12x geldi. Şuradan eksi 3 geldi. 12x eksi 3. Bakın eksi var, 4 var. Çarpma yapıyorum. Eksi 12x geldi. Şuraya çarpma yapıyorum. Buradan da eksi 4 geldi. Bölü 4x eksi 1'in karesi. Tık tık. Bunlar gitti mi? Bunlar giderse eksi 7 bölü 4x eksi 1'in karesi diye bir şey çıkmış oluyor. İşte bu bizim birinci türevimiz de birinci türevimizin değeridir. Bu arada bir şey söylemek istiyorum size. Eğer karşınıza x artı b bölü cx artı d tarzında rasyonel fonksiyonlar gelirse bunun türevini şöyle alın.
Çaprazdakileri çarpın. AD eksi. Çaprazdakileri şuradaki çaprazdakileri tekrar çarpın. Çıkarma yapın. Bölü aşağıya da CX artı D'nin karesini yazın. Zaten arkadaşlar bu da şuradaki kuraldan çıkıyor. Çok aman aman uzaydan indirilen bir şey değil kısacası. Yani bunu da kullanabilirsiniz diye söylemek istedim. Evet, geldim buna. F fonksiyonu G fonksiyonuna böl, türev al ve 1 koy diyor. Hemen bakıyorum. Ne yapacağım? Tabii ki yardımcı nesne alacağım. Çünkü yer yok. Şöyle koyalım. Şimdi hemen birinci fonksiyon türevlenir. İkinciyle çarpılır. Birincinin türevini alıyorum size. X kare artı 1'in türevi 2x'tir değil mi? Çünkü x kareden 2x gelecek artı 1'den 0. Çarpı ikincinin aynısını yazmamız gerekiyor. Eksi. Şimdi birinciyi aynen yazacaksınız. İkincinin türevini alacaksınız. Bunun türevi nedir? 3'tür sadece. Bölü aşağıdaki fonksiyonun karesini almanız gerekiyor. İşte böyle. Şu anda ne yaptık? F fonksiyonunun G fonksiyonuna bölümünden elde ettiğimiz türevi hesapladık. Hatta abartarak şöyle yazıyorum size. Şimdi bu madem türev fonksiyonuysa ben bunu hiç düzenlemeyeyim. Çünkü sayısal değerini bulacağım. X yerlerine 1 yazacağız. X yerine 1 yazarsak eğer hesap yapalım. Burası 2 çıktı çarpı burası 1 çıktı eksi. Şurası 2 çıktı, burası 3 çıktı bölü, burası 1 kare çıktı. Yani 2 eksi 6 bölü 1 olacaktır. O da eksi 4 yanıtını bulmuş oluyor. Yanıtımız eksi 4'tü. Bölmenin türevi de işte böyle bir şey. Tekrar uyarıyorum. Burası bölmede eksi çarpmayla karışmasın. Şimdi geldik değerli bir soruya. Mümtaz bir soru. Dikkatli izle bu soruyu. Fx fonksiyonu x eksi 1, x kare artı 1 bunların çarpımı biçiminde veriliyor. F türev 0 değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bir kere şöyle bir şey var. Burada 4-5 tane fonksiyonu çarpmış adam. 5 fonksiyonun çarpımı için biz konuşmadık ya. Yani 2 fonksiyonun çarpımı için konuştuk ama 5 fonksiyonun çarpımı için konuşmadık. Ne yapabiliriz? Vallahi şöyle yapabiliriz. Birincinin türevi çarpı diğerleri artı ikincinin türevi çarpı diğerleri artı nokta nokta sonucun türevi çarpı diğerleri yapıp sonra sıfırı basabilirsiniz. Fakat bakın burada kuvvetlere dikkatli bakalım. 1 var, 2, 4, 8, 16. Burada bir iş var. Bir biteni var kesin. Burası kesin yani. Bak şimdi şöyle yapacağım. X eksi 1 çarpı x kare artı 1 çarpı x 4 artı 1 x 8 artı 1 ve x 16 artı 1. Bunu bir yazalım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz fonksiyonu türevlemeden önce düzenlemek istiyorum. Ve şöyle düzenliyorum. Tabii ki buradaki x eksi 1'in eşleniği gibi düşünün. X artı 1 ile çarpıp x artı 1 ile bölsek bu fonksiyonu. Ne olacak? Ne işime yarayacak? Bak burası tanıdık geldi mi sana da? Kesinlikle. 2 kare farkının açık hali. Kapat bunu. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani bu x kare eksi 1 diye kapanır. Sonra bununla buna bakalım. X kare eksi 1 ile x kare artı 1 de birbirine eşlenik. Dolayısıyla bunu da kapatırsanız x 4 eksi 1'i elde edeceksiniz. Müthiş. Sonra şununla şu da birbirine eşlenik gibi düşünülür. Zaten bunları çarparsak eğer yine 2 kare farkından x 4'ün karesi x 8 eksi 1'in karesi diye kapanır. Şununla şu. Bu da 2 kare farkı peş peşe geliyor. X 8 eksi 1 ile x 8 artı 1'in çarpımı x 8'in karesi x 16 eksi 1'in karesi diye kapanır. Son olarak buna geldiniz. X 16 eksi 1 ile x 16 artı 1'in çarpımı x 16'nın karesi x 32 eksi 1'in karesi ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yani arkadaşlar yukarı taraf dikkat ederseniz x üzeri 32 eksi şuraya yazacağım eksi 1 bölü aşağı tarafta da x artı 1 var. Gördünüz mü? Alın size f fonksiyonu. İşte f fonksiyonunu bu şekilde bölme durumuna getirirsek artık türev almamız daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Hemen türev alıyorum. Bölmenin türevi. Birincinin türeviyle girelim. Birincinin türevi 32 başa iner. X'in kuvveti 1 azalır. Zaten şunun türevi 0 çarpı. İkincinin aynısını yazacağız. X artı 1. Sonra eksi diyeceğiz. Tam tersi. Yani birinciyi aynen yazacaksın değil mi? Sonra da çarpı ikincinin türevi. İkincinin türevi x artı 1'in türevi zaten 1'dir. Dolayısıyla hiç yazmaya gerek yok. Aşağı indiniz. Hatta yazalım şöyle. X artı 1'in de karesini alacaksınız aşağıda. Şimdi bölmenin türev kuralını kullanarak bunu elde ettiğime göre artık f türev 0'ı bulabilirim. F türev 0 x yerine 0 yazacağım. Bakın buraya x yerine 0 verdiğinizde sonuç 0 olur. Eksi. Şurada x yerine 0 verdiğimizde bakın bu kısım eksi 1 oluyor. Eksi. Eksi 1 artı 1. Ne yaptı bunların çarpımı? Artı 1. Aferin. X yerine 0 verirsem 1'in karesi oluyor. Müthişsin. O halde cevabımız buradan 1 gelmiş oluyor. Güzel soru. Klasik ama güzel. Altın ama değerli gibi. Evet. Mutlak değer fonksiyonunun türevine geldim şimdi.
Arkadaşlar mutlak değer fonksiyonu, şimdi bunu bir önceki videoda da konuşmuştuk. Eğer karşımıza x eksi a'nın mutlak değeri tarzında bir fonksiyon gelirse, hepimiz biliyoruz ki bu fonksiyon a noktası pozitif olsun mesela. Şurada sivri uç oluşturur. Bunun grafiğini biliyoruz. Burada sivri uç oluşturursa fonksiyon bu noktada türevlenemez. Dolayısıyla x eksi a'nın x eşittir a dışındaki türevleri bulunacak. Yani x eşittir a'da türevi yok arkadaşlar. Zaten bunu buraya ben ifade ettim. Peki x eksi a'nın dışındaki türevleri nasıl bulunacak? Onu anlatayım size. Eğer sol taraftaki türevi bulmak istiyorsanız bu fonksiyonu dışarıya nasıl çıkartacağınıza bakarsınız. Kritik noktanın solundaysanız dışarıya önüne eksi alarak fonksiyon çıkar. Bunu türevlersiniz ki bunun türevi de eksi 1'dir zaten. O halde arkadaşlar x eşittir a'nın solundaki sayılar için türev eksi 1. Sağındaki sayılarda fonksiyon dışarı kendisi gibi çıkacağı için türevlendiğinde 1'i elde ettirir bize. Aa, çok güzel şeyler yakaladım. Demek ki bu fonksiyon karşıma gelirse ben ne yapacağım? Hangi noktada türev aldığıma bakacağım. Eğer bu türev değeri fonksiyonun kritik noktasının solundaysa direkt eksi 1 kullanacağım. Sağındaysa da direkt artı 1 kullanacağım diyebilirim. Zaten bunların eğim olduğunu siz de görüyorsunuz benimle beraber. Değil mi? İşte o sebep bundan ileri geliyor. Peki buna minik bir örnek vermek istiyorum ben. Hemen atlamayayım. X artı 2'nin fonksiyonunun şöyle f olduğunu düşünelim. Ve size sorum şu. F türev eksi 1 değeri kaçtır? Eksi 2'de türev yoktur. Bunu zaten konuştuk. Peki eksi 1'deki türev nedir? Arkadaşlar bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon değil midir? Eksi 2'de böyle çok güzel oldu. Eksi 2'de v yapmıştır. Şimdi eksi 1 sayısının nerede? Eksi 2'nin sağında. Eksi 2'nin sağında fonksiyon direkt dışarı çıkar. Yani x artı 2 diye dışarı çıkar. Bunun türevini alacaksınız. Bunun türevi de nedir zaten? 1'dir bildiğiniz gibi. O halde f türev eksi 1, 1'e eşit oluyormuş diyebiliriz. Güzel. Peki f fonksiyonu eğer x eksi a'nın n'inci kuvveti ise ve n de 1'den büyük bir tam sayıysa, ki burada zaten n 1 biliyorsunuz. Arkadaşlar eğer 1'den büyük bir tam sayıysa ve mutlak değer fonksiyonunun türevi soruluyorsa a noktasında, işte o a noktasında fonksiyonumuzun türevi 0'a eşittir. Neden? Ya bunun mantığını öğrenelim, yoksa ezber yapmış oluyoruz. Şundan dolayı. Bakın hemen şunu yine çağırdım yanıma. Şöyle yapabilirim değil mi? Hemen şöyle bir örnek verelim. X eksi 2'nin işte karesi olsun. N değeri 1'den büyük olacak ya tam sayı. Şöyle bir fonksiyon var. Şimdi bu fonksiyonu çizmeye kalkarsak x eksi 2'nin karesi bir parabol. Hem de 2 noktasından geçen bir parabol. Şöyle bir parabol. Şimdi ben size diyorum ki 2 noktasında bana türev alın. Arkadaşlar 2 noktası görüyorsunuz sivri uç oluşturmadı. Türev almak için teğet çizersiniz. Buradan çizeceğiniz teğet x eksenine paralel. X eksenine paralel olduğu için ne olacaktır? Tabii ki eğimi 0 olacaktır. O zaman bu fonksiyonun 2 noktasındaki türevi 0 olacaktır. Yani buradaki geçen şu bu f türev a eşittir 0 aslında buradan ileri geliyor. Bir tane daha bitmedi. Mesela x eksi 3'ün küpünün mutlak değeri. Şimdi bu fonksiyon şöyle bir şey. Bakın normalde x eksi 3'ün küpünü aldığınızda x küp fonksiyonunu biliyorsunuz böyle geçer. 3 birim sağa alırsınız. İşte böyle bir şey. Şimdi şuradan gidecek. Şurada 3 diye bir değer var. Buradaki 3 değeri arkadaşlar bizim için önemli. Mesela şu sorunun cevabını arayalım bu f fonksiyonu için. F türev 3'e bakacağız nedir diye. Şimdi ben bunun mutlak değerini çizeceğim ya. Mutlak değerini çizmek istiyorsanız alt tarafı katlayıp üst tarafa yapıştırırsınız. Peki alt tarafı katlayıp üst tarafa yapıştırırsanız karşınıza böyle bir şey gelmez mi? Gelir. Buradan da kavis alıyor. Bakın şu noktada kavis aldığınız için orada sivri uç yapmadınız. Dolayısıyla buradan tekrar bir teğet çizerseniz türev için ne olacaktır? X'e paralel olacaktır ve değeri 0 olacaktır diyebiliriz. O halde şunu anlatmaya çalışıyoruz. N eğer 1'den büyük bir tam sayıysa kritik noktadaki türev 0'dır diyebiliriz. Zaten bilenler bilir. İkinci türevi burada ikinci türevi 3 noktasında 0 olduğu için dönüm noktasıdır. O yüzden orası kavis alır. Bunu da ben ekstra olarak söylemiş olayım. Şimdi geldim buradaki örneğe. Örnekte diyor ki fonksiyonların hangileri x eşittir bir apsis noktada türevi yoktur diyor. Yoktur. Bir kere şuna bakalım.
x eksi 3'ün çizimini biliyoruz değil mi? 3 noktasından V yapacağız. 1 noktası nerede? Şurada bir yerde. Arkadaşlar 1 noktasında çizdiğiniz teğet zaten sol kanattaki teğet olan eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla bu fonksiyonun 1 noktasındaki türevi direkt eksi 1'dir diyebiliriz. 3 noktasında sadece türev yoktur. Burada da zaten anlattık. O halde yoktur istediği için vardır diyorum buna. Şimdi geldim ikinciye. İkinci için şöyle bir şey yapalım. G fonksiyonu. Mutlak değer. Bu neye benziyor? Vallahi ben bir şeye benzettim. X eksi 1'in karesine benziyor değil mi? Açarsanız bunu bulursunuz. Şöyle kapattık. Peki buradaki kuvvet 1'den büyük bir tam sayı olduğu takdirde bu fonksiyonun bir noktasındaki türevi neye eşittir? Tabii ki 0'a eşittir. Çünkü kritik noktadaki türev 0 oluyordu böyle durumlarda. Zaten bunun bir parabol olduğunu da size şu şekilde gösterebilirim. İşte bir noktasına kavis aldığınız için oradaki türev teğetin eğimidir. Yani sıfırdır diyebiliriz. O zaman bunun da var. Yoktur'u bulmaya çalışıyorum. O zaman yalnız 3 olacak. Neden? Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Ama evet tam doğru gidiyorum. Haklıyım. Şimdi şuradakinin hemen türevini hesaplayacağım size. Bakın nasıl hesaplayacağım. Tekrar çağırıyorum yardımcı nesnem. Gel bakayım buraya. Şöyle alalım. Şimdi bakın şöyle düşüneceğiz. X eksi 1'in küp kökü ya. Bu küp kök ne demektir? 1 bölü 3. kuvvet demektir. Peki 1 bölü 3. kuvvetten ben hemen bir türev alayım size. Şöyle yapacağım. 1 bölü 3 başa düşecek zaten. X eksi 1'in kuvveti de 1 bölü 3'ten 1 çıkartmamız gerekiyor. Arkadaşlar 1 bölü 3'ten 1 çıkartırsak eksi 2 bölü 3'ü bulmuş olacağız. Türev fonksiyonumuz bu. Peki bunu biraz daha düzenleyelim mi? Şuradaki eksiden dolayı bu ifade paydaya iner. Yani 1 bölü 3 çarpı x eksi 1'in 2 bölü 3. kuvveti olacaktır. Şu anda h fonksiyonunun türevini bulmuş oldunuz. Peki x eşittir 1'de türev arıyorduk biz. Hadi yaz bakalım x yerine 1'i. Ne oluyor? Burada x yerine 1 yazarsan payda 0 fonksiyon güm. O halde arkadaşlar buradaki fonksiyon için 1 noktasında türev yoktur diyeceğiz. Yani yoktur aradığımız için cevabımız yalnız 3 olacaktı. Kapış. Bu da ÖSYM tarafından kullanılmış bir örnek tipiydi göstermiş oldum. İkinci maddeme geldim. Bileşke fonksiyonunun türevine bakacağım şimdi. Bir kere bileşke fonksiyonunun türevi için bileşke fonksiyonunu iyi bilmek lazım. Önce onu hatırlatayım istiyorsanız. Ben sizden bir şey isteyeceğim. Arkadaşlar bileşke işareti şu yuvarlak işaret zaten. Bunu gördüğünüzde tamam mı? Direkt FGX yazın. Böyle yapın ya. Bu işime yarıyor çünkü. Bileşke görünce direkt şu moda getirecekmişsin. Kapış. Peki bu bileşke fonksiyonunun türevini nasıl alacağız? Bunun türevi için outside inside. Ne demek? Dıştan içe alacaksın türevi. Yani şu. FGX fonksiyonunun türevini alırken en dışarıdaki fonksiyondan başlıyorsun. Kim en dışarıdaki fonksiyon? Bu. Önce bunun türevini alacağım. Diğerlerine dokunmayacağım. Böyle oldu. Sonra bunun türevi gittiği için artık bunu kapatacağım. Bir tık içe gireceğim. Bunun türevini alacağım. Diğerlerini aynen yazacağım. Çarpı diyorum. Şuranın türevi g türev x olacaktı. G'nin türevini de bitirdiğime göre şimdi de bir tık içteki x'in türevine bakacağım. X'in türevi ne demektir? 1 demektir zaten. Artık her şeyi bitirdim ve bunları çarparsam cevaba ulaşırım. Zaten şu 1'in anlamı yok. Görmüş olduğunuz gibi bileşke fonksiyonun türevi dışarıdan içeri şekilde bu biçimde alınıyormuş. Şimdi hemen bunun bir uygulamasını yapalım. Fogx fonksiyonunun x eşittir eksi 1 absisi noktasındaki türevine bakacağız. Bu ne demek? Şunun türevini şöyle almıyor muyduk dışarıdan içeriye? Önce bu moda getirdik. En dışarıdaki fonksiyonun türevi f türev sonra içeridekinin aynısını yazdınız. Çarpı. Şimdi bununla işim bitti. G'nin türevini alacağız. G'nin türevi g türev x çarpı x'in türevi 1'dir zaten. Onu yazmaya gerek yok. Şu anda türev aldık. Peki nerede alıyoruz? Eksi 1 absisi noktada alıyoruz. O halde hemen şöyle yapalım. Eksi 1 absisi noktada alıyorsak x yerine eksi 1 yazarız. F türev g eksi 1 çarpı g türev eksi 1. Böyle bir şey çıkıyor. Peki buradan g türev eksi 1'i bulabilmek için haliyle g türev fonksiyonuna ihtiyacım var. G türev fonksiyonu nedir? 2'dir. Süper. O halde şuranın cevabı 2 oluyormuş. G eksi 1'e ihtiyacım var. Bir de f türeve ihtiyacım var. Hemen f türevi hesaplıyorum size. F türev x. Şunun türevi nedir? X karenin türevinden 2x gelecektir. Peki arkadaşlar türev fonksiyonunu bulduk. Ne yapmamız lazım? G eksi 1'i burada yerine yazmamız gerekiyor. G eksi 1 kim?
x yerlerine eksi 1'i yazarsanız eksi 2 artı 1'den eksi 1 elde edersiniz. O zaman burası eksi 1 oluyormuş. Şimdi de f türev eksi 1'e bakacağız. F türev eksi 1 için türev fonksiyonunda x yerine eksi 1 yazıyoruz. Karışıklık olmasın diye alalım şunu. Hemen x yerine eksi 1 yazarsanız eksi 2 çıktığını görürsünüz. O halde buranın eşiti kaçmış? Eksi 2'ymiş. Eksi 2 ile 2'yi çarptınız. Cevap eksi 4. Türevi eksi 4'tür deyip bunu yazabiliriz. Şimdi bunun için başka bir yöntem daha göstereyim size. Bu anlattığım şey için. Bakın şöyle de düşünebiliriz. Sonuçta biz bu fonksiyonu türevlemeye çalışıyoruz değil mi? Gx kim? 2x artı 1. O halde buraya 2x artı 1'i yazarız. F 2x artı 1'e bakacağız şimdi. Daha türev almadım bu arada. F fonksiyonu içine yazılan şeyin karesini alıp 1 ekliyor. İçine yazılan şeyin yani bunun karesini alıp 1 ekliyorsunuz. İşte bu sizin F fonksiyonunuz. Tabi bunu düzenlersek birincinin karesi 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi 1 gelir. 1 de buradan geldi. 2 oldu. O halde fog fonksiyonumuzu fog güzel bir fonksiyon. Fog fonksiyonumuzu bulmuş oluyoruz. Şimdi türev alalım. Hemen fog fonksiyonumuzun ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. D dx yazalım. Eşittir. Şuranın türevinden 8x geldi. Artı. Buranın türevinden 4 geldi. Sakin ol şampiyon. 4 geldi. İkinin türevinden zaten 0 geldi. Peki nerede alıyoruz biz türevi? Tabii ki eksi 1 noktasında. Hemen x yerine eksi 1 basıyorum. Eksi 8 artı 4 oluyor. Eksi 4 çıkmış oluyor. Bakın eksi 4 eksi 4 yakalamış oluyoruz. Bu da bir tercihtir. Bu yaptığım şey de bir tercihtir. Ama outside inside olayını unutmayın. Dıştan içe doğru türev alacaktık. Peki geldim buna. Buradaki fonksiyon için ne yapabiliriz? Diyor ki bana f türev 1 ifadesinin değeri hangisine eşittir? Yani daha doğrusu ben bulacağım. Noktalı yere yazacağım. Bu örneği var ya çok iyi izlemen gerekiyor. O halde hemen şuraya beyaz bir sayfa açıyorum yine hayatımda. Şöyle yaptım. Bakın ne yapacağız? Şu ifadenin her iki tarafın türevini alacağız ki f türev 1'e ulaşabilelim. O halde her iki tarafın türevini aldınız. F türev x eşittir. Bu tarafın türevini nasıl alıyorum? Dikkat. Önce dikkat ederseniz eğer burada da bir bileşke fonksiyon. İçeride g, pardon dışarıda g, içeride başka bir fonksiyon. O halde dıştan içe doğru ilerleyeceğim. En dışarıdaki g fonksiyonunun türevini aldım. İçeridekilere dokunmadan yazdım. Çarpı. Şimdi bununla işim bitti. Artık bir tık içeri girdim. Bir tık içeri girersem şu fonksiyonu görüyorum. Bunun türevini yazacağım. X kare artı x'in türevi nedir? 2x artı 1'dir. Kapattınız. Ve şu anda sağ tarafında türevini almış oldunuz. Şimdi eğer bunu unutursanız yanlış çıkar işte. Sorularda bunu soruyorlar ha. Peki f türev 1'i bulacağız ya. X yerlerine 1 yazalım hemen. Yazarsak f türev 1 eşittir. G türev şunun türevi nedir? 2x artı 1 olacaktır. Dolayısıyla çarpı diyeceğiz buraya. X yerine ne 2x artı 1 yanlış yaptım. X yerine 1 yazacaktım değil mi? Evet. X yerine 1 yazarsam ben tuttum bunun türevini aldım. X yerlerine 1 yazıyorum ben. Bir şey yapmıyorum ki. X yerine 1 yazarsam kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Şurada 1 yazarsam kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. O halde buradan anladığım şey şu. F türev 1 eşittir. G türev 2 çarpı 3 oluyormuş. Peki G türev 2'nin eşiti soruda verilmiş mi? Yes. Neymiş cevabı? 5'miş. O halde buraya 5 atabiliriz. 5 kere 3'ten 15 yanıtını buluyoruz. Doğru seçeneğimiz 15 olacaktı. Seçenek de yok ama olduğunu varsayalım. Cevabımız 15'ti. Klasik bir soru. İşte bak ne demek istediğimi burada anlayacaksın asıl. Gel buraya gel. F fonksiyonu olduğuna göre bunları verdiğimize göre demiş. F türev 1'i bulacakmışız. Bir kere şunu alalım. Her iki tarafında türevini alalım buradan. Şimdi bunun türevini aldığınızda F türev x olacaktır. Buranın türevini çarpmaya göre alacağız. Şimdi çarpmaya göre türev alacağım. Şimdi buraya muhtemelen sığmaz. Aşağıya ineyim. F türev x. Başlıyorum. Nasıldı çarpmaya göre türev? Birincinin türevi çarpı ikinci. O zaman birincinin türevini alalım. 2x'tir birincinin türevi. Çarpı ikincinin kendisi. Yani g2x artı 1 artı. Şimdi birinciyi aynen yazmamız gerekiyor. X kare eksi 4 çarpı ikincinin türevini alacağım. Dikkat. İkincinin türevi nasıl alınacak? Dışarıdan içeri doğru alacağız. Çünkü parantez içinde x dışında bir şey var. Hemen g'nin türevini aldınız. 2x artı 1 yazdınız. Bitmedi. Çarpı. İçinin türevini alacaksınız. İçinin türevinden de 2 kazanacağız zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci fonksiyonun türevi maviyle yazdığım kısımdır. Şimdi ben buradan f türev 1'e ulaşacağım için hemen x yerine tabii 1 yazacağım. Yazarsam 2 çarpı şuraya 1 yazarsam g 3 oluyor artı buraya 1 yazarsam eksi 3 oluyor.
çarpı buraya 1 yazarsam g türev 3 oluyor. Çarpı bir de 2 var. Bu 2 şu iç tarafın türevinden geldi. Unutma. Şimdi hemen sayısal verilerimize dönelim. Şununla şuna. G 3 1. G türevi 3 o da eksi 1. O halde f türev 1 eşittir. Çarptınız 2 geldi. Şurayı komple çarptınız 6 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla cevap buradan 8 olarak bulunmuş oluyor. Dikkat, uyarıyorum. Eğer bir fonksiyonun karnında ya da içinde x dışında bir şey görürsen outside inside dışarıdan içeri doğru alacaksın türevi. ÖSYM tarzında bir sorumuz var. Şimdi bu soruyu bir çözeceğiz ama önce bir limit ve bağlantısını kuralım. Limit x8'e giderken fx eksi f8 bölü x eksi 8 değeri kaçtır diyor. X yerine hemen 8'i yazdınız. Ooo 0 bölü 0 belirsizliği. Peki buraya dikkatli bakarsanız şu ifade arkadaşlar bir eğim belirtmez mi? Aynen öyle. Çünkü bu içeride yazanların farkı aşağıda yazıyor. Fotoğrafların farkı bölü absislerin farkı. Bu bir eğimdir. E bu eğimde sen x'i 8'e götürürsen aslında ne yapmış olursun? Fonksiyonun 8 noktasındaki türevini almış olursun. Zaten biz bunu birinci videoda detaylı konuştuk. O halde aslında burada istenen şey türev alınacak ve 8 yazılacakmış. Peki bu fonksiyonun türevini alacağız. 8 yazacağız. Tamam anladım. O halde bunun nasıl türevini alacağımızı düşünelim. Bir kere bakın. Şurada karekök içinde başka bir ifade var. Yani karekökte fonksiyonun içinde başka bir şey var. Rahatlatmak adına bu fonksiyona g diyelim arkadaşlar. Yani biz aslında fx fonksiyonunu karekök gx olarak alabiliriz. Şimdi bunun türevi nasıl alınıyordu? Şöyle içinin türevi bölü 2 çarpı kendisiydi değil mi? Bunu öğrendik zaten. O halde içinin türevi bölü 2 çarpı kendisi diyeceksiniz. Yani şu anda türev almış oldunuz. Peki içinin türevi acaba neye eşittir ya? Onu almam lazım değil mi? Kesinlikle. Bakın g dediğim fonksiyon 2x artı karekök 2x fonksiyonu. Bunun türevi lazım bana pay kısmına yazabilmem için. Hemen 2x'in türeviyle başlıyorum. 2x'in türevi 2'dir. Artı geldik karekök 2x'in türevine. Burada dur bir dakika. Karekök 2x'in türevi için tekrar içinin türevi bölü 2 çarpı kendisi yapmanız gerekiyor. O halde karekök 2x'in türevi bu çıktı. Bunlar giderlerse 1 bölü karekökün içerisinde 2x çıkacakmış. Şu anda sadece iç tarafın türevini aldım. Bölü devam ediyorum. 2 çarpı kendisi diyeceğiz. Fonksiyonun kendisi de zaten görüyorsunuz. Karekökün içerisinde 2x artı tekrar karekök 2x olacaktır. Şimdi buradan 8 mi yazmam lazımdı? Kesinlikle f türev 8'i hesaplayacağım ya. Şu anda zaten ben f türevi buldum. F türev 8'e bakalım. X yerine 8 yazdınız. 16'nın karekökünden 4 geldi. 2 artı 1 bölü 4 geldi. Bölü 2 çarpı şuraya 8, buraya 8 yazdık. Şuranın sonucu yine 4 geldi mi? Buranın sonucu 16, 20 geldi. Yani 2 kök 20 yapmış oluyor. Şimdi de hemen rasyonel sayılara döneceğim. Tabii ki bak nerede lazım oluyor görüyor musun rasyonel sayılar? 9 bölü 4 geliyor bölü. Şurasının sonucu 2 kök 20. Bu da köklü sayı. O zaman 4 kök 5 geldi. 9 bölü 4'ü 4 kök 5'e böleceğiz. Bu tabii bunun yanına geçecek. 9 bölü 4 kere 4 16 olduğu için 16 kök 5 diye bir sonuç buldum. Var mı? Var. Olmasaydı ne olacaktı? Kök 5 ile genişletecektim tabii ki. Bu da çıkmış ÖSYM tarzı bir sınav sorusuydu. Yeni nesil bir soruya bakalım bence. Çıkabilecek sorulara bakalım. Arkadaşlar grafikten bu sene soru kesin var yani. Türevde grafik. Bu çok önemli bir soru olduğu için bence zihniniz berrak olsun. Onu istiyorum sizden ve motivasyonunuz tam olsun. Şimdi başlayalım hemen sorunun çözümüne. Şöyle yapacağım. Yukarıda birim kareli kağıtlarda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Tamam. Şöyle şöyle parçalı fonksiyonlar bunlar değil mi? Güzel. Buna göre hangileri doğrudur? Folk fonksiyonu x eşittir 2'de türevlenebilirdir demiş. Bir bakmamız lazım. Öncelikle şöyle ki bir kere türevlenebilir olması için bir ön şartımız vardı. Neydi? Sürekli olması lazımdı. Buradaki fonksiyonlar görüyorsunuz bazı noktalarda süreksiz arkadaşlar. Dolayısıyla önce türevlenebilirdir'den evvel tabii ki sürekliye bakacağız. Hemen süreklilik için inceleme yapıyorum. Limit x 2'ye giderken fog x kime eşit olmalı? Fog 2'ye eşit olmalı. Hemen bunun sağlanması için bakalım kontrollerime başlayalım. Öncelikle g2'yi hesaplayacağız. G2'nin değeri şurada 2. 2'nin değeri 4 çıkıyor. Burası 4. F4'e bakacağız arkadaşlar.
F4'ün eşiti de hemen buradan bulalım. 2, 3, 4. F4'ün eşiti şurada değil mi? Evet, 2. Yani şuranın sonucu 2 çıkıyormuş. Bakalım limit değeri de aynı şeyi verecek mi bize? Şöyle düşüneceğiz. Tabii ki 2 noktası için G fonksiyonunda herhangi bir problem yok süreklilik anlamında. O halde sol ve sağ diye önce ben bir ayırayım garanti olsun diye. 2 noktası şöyle soldan ve sağdan türevlenecek. Düzeltiyorum, limitlenecek. Peki 2 noktası için bakalım. Soldan yaklaşıyorsunuz. Limit değeri sizi 4'e götürüyor değil mi? Hemen şunun hesabını yaptım. Orası 4 çıkıyor. Peki şimdi de 4'e nereden gidiyorsunuz yalnız 2'ye soldan yaklaşırken? Tabii ki böyle çıktığınız için 4'ten küçük sayılarla gidiyorsunuz. O halde arkadaşlar buranın sonucunun 4 eksi olması gerekiyor. Şimdi F4 eksiye bakacağım. 4 sayısı 2, 3, 4 şurada. 4 eksiye bakarsanız ne olacaktır? Grafiğiniz burada olduğuna göre bunun cevabı 4 olacakmış. Yani 2'ye soldan yaklaşırsanız yanıt 4 oluyor. Peki 2'ye sağdan yaklaşırsanız ne olacak? Ona da bakalım. 2'ye sağdan yaklaşırsak eğer bu sefer yine 4'e aşağıdan yani 4 eksiyle yaklaşmış oluyoruz. Yani bunun ilk hesabı 4 eksi oldu. İkinci hesabına bakalım. F4 eksi. F4 eksi yine neyi verecektir bana? 4'ü verecektir. O halde bunun da eşiti ne oldu? 4 oldu. Eşitlik sağlandığına göre bu fonksiyon 2 noktasında sürekli. Peki sürekli olması hani o Ferhat sorusu vardı ya ilk videoda. Arkadaşlar bir fonksiyon sürekli ise türevlidir diyemezsiniz. Süreklilik bariyerini geçtiniz sadece. Şimdi türevine bakacağım. Fog fonksiyonunun 2 noktasındaki türevine bakmak için hemen şöyle bir hesap yapıyorum. Fog fonksiyonunun az evvel de konuştuk. Bileşke olduğu için türevi şöyle alınır. Dışarıdan içeri doğru alınır. F türev gx çarpı g türev x olacak. Nerede türeve bakıyoruz? 2 noktasında. O zaman bakalım. 2 noktasında g fonksiyonu için türevden bahsedemezsiniz. Neden? Çünkü sivri uç oluşturmuşsunuz. O halde 2 noktasında bunun türevi yoksa zaten fog fonksiyonunda türevlenemez. Yani birincisi türevlenebilir dediği için yanlış oluyor. Bu gitti. Şimdi gelelim diğerine hemen. Tabii ki 3 noktasındaki önce türevlenemez dediğine göre sürekliliğe bakmam lazım. Yalnız biraz daha işlemleri pratikleştirmek istiyorum. Hemen ilk başta türevlenip türevlenemediği anlamak için 3 noktasında GOF fonksiyonunun diyelim ki sürekli olduğunu düşünüp olayımıza dalalım. G türev F X diyeceksiniz. Sonra da içerinin türevi F türev X olacak. Hemen 3'ü yerine yazdınız. F türev 3'ünüz var mı sizin? Bakalım. Burada sivri uç oluşturdunuz. Arkadaşlar sürekliyi geçmiş olsanız bile bu fonksiyon burada sivri uç yaptığı için türevlenemez. Dolayısıyla ben buradan hemen zamandan tasarruf etmiş oldum. Peki bu artı yani türevlenemez. Hemen buna da bakalım istiyorsanız. Bunun türevini aldığınızda neyle karşılaşırsınız? Tabii ki şununla karşılaşırsınız. F türev dışarıdan içeri doğru alıyorum. Gx çarpı içerinin türevi G türev x. Nerede alıyorsun? 4 noktasında. Evet o zaman şuraya bir 4 atalım. G türev 4. G fonksiyonu için 4 noktası neredesin? İşte buradasın. 4. Şimdi 4 noktasından tek bir teğet çiziliyor. O da eğimsel olarak zaten 1. Eğimsel olarak yalnız. Eğimsel olarak 1. Buranın cevabı 1. G4'e bakacağız. G4'ün eşiti 2 arkadaşlar. Şimdi de neye bakmam lazım? F türev 2'ye bakmam gerekiyor. Dikkatle bakınız 2 noktasında F fonksiyonuna teğet girebilir misiniz bir tane? Hayır. Sivri uç oluşturmuş. O yüzden burada da bu değer yok. Yani türelenemez. Doğru oluyor burada da kısacası. Demek ki 2 ve 3 doğru. 1 ise yanlış olacaktı. Tamam mıyız? Yeni nesil bir soruyu geride bıraktım. O zaman ÖSYM tarzından devam edelim. Şimdi bak bu da çok önemli soru. Aşırı hem de. Uygun koşullarda tanımlanıp birebir örten F fonksiyonu için F türev X'i vermişler bana. Bir de F2'nin 4 olduğunu vermişler. Bir de şurada GX'in F ters 2X olduğu verilmiş. Buna göre G türev 2'yi bulacağız. Şimdi bir dakika. Şu neden verildi? Bir kere birebir ve örten fonksiyonların tersi vardır. Teknik olarak doğruluk için verilmiş bir şey. Peki ben bunu nasıl kullanırım? Düşünüyorum. Sesli düşünüyorum şu anda. F türev için bunu nasıl kullanacağım? F eksi 1'i karşıya mı atsam? Evet kesinlikle. Arkadaşlar F eksi 1'i karşıya atarsanız F'e dönüşmüş olur zaten ifade. Dolayısıyla burada bulunan GX'i içerisine alır. F eksi 1 karşıya geçti. Eşittir. Burada kim kaldı? 2X kaldı. Süper. Buraya da 2X yazabiliriz. Şimdi böyle bir şey elde ettim. Şunu nasıl kullanırım diye düşünüyorum ya. Vallahi her iki taraftan türev alacağım mecbur. O zaman buradan da türev alalım x'e göre. Buradan da türev alalım x'e göre. Peki ne çıkıyor? Şimdi dıştan içe doğru girdiğim için f türev gx yazacağım. Çarpı
Bir tık içeri girdim. G türev x yazdım. Bitti zaten. X'in türevi 1'dir. Onu yazmaya gerek yok. Eşittir. 2x'in türevi, o da 2 oluyor. Şimdi alalım tekrar yeşilimizi. G türev 2'yi mi arıyorduk? Hemen x yerine 2 yazacağız. Yazalım. F türev G2 çarpı G türev 2 eşittir 2 olmalı. Şunu arıyorum zaten. Soru işareti attım buna. Peki hatta x diyelim. Peki G2'nin eşitini arkadaşlar biliyor muyuz şu anda biz G2'nin eşitini? Bilmiyoruz. Fonksiyon da yok. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Üzülme. Şimdi şöyle yapacağım. Bakın G x eşittir buydu ya. X yerine 2 yazacağım. G2 eşittir. F ters 4 olacak. Peki F ters 4 kime eşit? Bunu hiç kullandık mı bu ana kadar? Kullanmadık. O orada süs eşyası mı affedersin? Değil. Bunu kullanacağız işte. F'i karşıya sallarsanız F terse dönüşür. 4'ü içine alır. Bu tarafta da 2 bırakır. Demek ki F ters 4'ün değeri kaçmış? 2'ymiş. Aa, buradan G2 2 çıktı. İşte bunun için vermişler ya. Burası 2 oluyor o halde. Burası 2 olunca şimdi de F türev 2'ye ihtiyacım var. Arkadaşlar F türev 2 için tabii ki bunu kullanacağım. Bunu da hiç kullanmadım bu arada. X yerine 2 yazıyorum. 4 artı 4'ten 8 gelmiş oluyor. Yani burasının eşiti kaç çıktı? 8 çıktı. Şimdi gel buraya. 8 çarpı X bilinmeyen bir şey eşittir 2 olmalı. Biz burada X'e zaten şunu demiştik. Buradan X eşittir 2 bölü 8 mi çıkıyor? Yani 1 bölü 4 çıkıyormuş. Gördünüz mü? Bu da aşırı değerli bir soruydu. Ve bunu da geride bıraktığımıza göre artık zincir kuralına bakabiliriz. Zincir kuralı nedir? Aslında bileşke fonksiyonlarda da kullanıyoruz bu zincir kuralını. Arkadaşlar şöyle. Eğer sizin fonksiyonunuz direkt X'e bağlı değilse. Yani Y fonksiyonu U'ya bağlı. U Z'ye bağlı. Z X'e bağlıysa bunun X'e göre türevini nasıl alacaksınız? Bunu anlatacağız. Çok basit. Kim kime bağlıysa ona göre türevini alıyorsun ve çarpıyorsun. Bu kadar. Yani şöyle. Sen aslında Y'nin X'e göre türevini almak istiyorsun ya. Y X'e direkt bağlı değil. O yüzden Y U'ya bağlıdır. Y'nin U'ya göre türevi alınır. Çarpı. Daha sonra U Z'ye bağlıdır. U'nun Z'ye göre türevi alınır. Bir daha çarpı. Z de X'e bağlıdır. Z'nin de X'e göre türevi alınır. İşte neden çarptığımıza gelecek olursak. Tık tık bunlar gidiyor da sonuçta D'ye bölü DX kalmış oluyor. Bu yüzden çarparak arkadaşlar türevi bulabiliyoruz. Şimdi bakalım. Pratik yapalım istiyorsanız. Y T'ye. T U'ya. U da X'e bağlı. Tabi burada bir minik hata var. Düzeltelim onu. U X'e bağlı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu yapacağım. Önce Y'nin T'ye göre türevini alacağım. T'ye göre türev alırsanız 2 başa düşecektir ve T'nin üzeri 1 olacaktır. 2 T çıktı yani. Çarpı. Şimdi de T U'ya bağlı olduğu için T'nin U'ya göre türevini alacağım. Bunun türevini alıyorum. 2 başa düşecektir. U'nun kuvveti 1 olacaktır. Zaten eksi 1'in türevi 0. Onu yazmadım. Bir daha çarpı. Şimdi U X'e bağlı olduğu için 3X'in türevini alacağım. 3X'in türevi de ne olacaktır? 3 olacaktır tabii ki. Şu anda ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben zincir kuralına göre türev aldım. Yalnız X eşittir 1'de türev al diyor adam bana. Şimdi arkadaşlar siz x yerine 1 yazarsanız sizin u değeriniz 3'e eşit olur. Demek ki u 3'müş. Sonra eğer u 3'e eşit olursa 3'ün karesi eksi 1'den t kaça eşit olur? 8'e. Demek ki burada t 8'miş. Şimdi artık sayısal olarak bunu sonuçlandırabiliriz. 2 çarpı 8 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 oluyor. Ve buradan kaç çıkıyor ya? Oo, bayağı bir sayı çıkıyor. 16, 32 burası. Şurası da 9 çıktı. 32 çarpı 9, 288 çıkmış oluyor. Cevabımız 288'miş. İşte bu zincir kuralı oluyor. Ya aslına bakarsanız bu zincir kuralı bileşke fonksiyonlardan türetilmiş bir şey. Neden diyeceksiniz? Merak edenler için söyleyeyim. Şimdi şöyle düşünün. Y, F, U'nun yerine GZ yazsana. U'nun yerine GZ yazdın. Z'nin yerine de HX yaz. Z'nin yerine de HX yazarsan gördüğün gibi böyle bir şey çıkmış oluyor. Sen buradan X'e göre türev alırsan şu olur. F türev GHX dıştan içe alıyoruz ya. Sonra bu bitti. G türev HX çarpı bu da bitti. Sonra da H türev X diyeceğiz. Bu şekilde bunu sonuçlandırabiliriz. Kısacası zincir kuralından daha doğrusu bileşke fonksiyonun türevi çıkıyor arkadaşlar. Cevabımızı böyle verebiliriz. O dıştan içe alma muhabbeti aslında zincir kuralından türetilmiş bir şey. Şimdi parametrik fonksiyonların türevine geldik. Parametrik fonksiyon ne demek? Eğer iki değer y ve x t gibi bir reel sayıya bağlıysa buradaki t'ye biz parametre deriz arkadaşlar. Mesela örnek verelim, pratikten gidelim. Y
t'ye bağlı görüyorsunuz. X de t'ye bağlı. Burada t parametredir. Eğer size böyle bir parametrik fonksiyon verir, sonra da y'nin x'e göre türevini alırsa, y'yi x'e çevirmek zorunda kalırsınız. Ya da bunu yapmadan da şöyle yapılır. Y kime bağlı? Y t'ye bağlı. O yüzden y'nin t'ye göre türevini alırsınız. Bölü x kime bağlı? O da t'ye bağlı. O zaman x'in de t'ye göre türevini alırsanız bunları böldüğünüzde bakın ne oluyor? dt'ler gitmiş oluyor. Dolayısıyla karşınıza dy bölü dx yani y'nin y fonksiyonunun x'e göre türevi çıkmış oluyor. Hemen o halde bunu uygulayalım. Şimdi öncelikle tabii y'nin t'ye göre türevini alacağız ya. Y'nin t'ye göre türevi 2 başa düşecektir. 4t artı t'nin türevi 1 gelecektir. Bu dy dt şuradaki kısım. Sonra x'in t'ye göre türevini alacağız. 2t-1'in türevinden 2 gelmiş oluyor değil mi? İşte bu fonksiyonu bulmuş oluyoruz. Şimdi adam diyor ki t eşittir 1 için al diyor. T eşittir 1 için alıyorsan t yerine 1 yazarsın. Ve buradan cevaben de 5 bölü 2'yi bulmuş olacağız. Gördünüz mü? Bu da parametrik fonksiyonlarla alakalı türev alma kuralıydı. Şimdi videoyu izledikten hemen zaman kaybetmeden bunları çözmeni istiyorum senden. Yorumlarda bunun cevaplarını bulabilirsin. Ben geçen türev 1 dersinin ödüllü sorusunun çözümünü anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunun çözümü için şöyle yapmış olabilirsiniz. Birincinin türevi çarpı diğerleri, ikincinin türevi çarpı diğerleri falan filan. Ama türev 1 videosunda kural falan öğrenmemiştik. Peki kuralsız bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Türev dediğimiz şey limitle ifade edilebilir değil mi? Eksi 2 noktasındaki türev şöyle ifade edilir. Limit x eksi 2'ye giderken böyle şöyle yaparsınız. X eksi eksi 2 dersiniz. Sonra da bunların fotoğraflarını yukarı yazarsınız. Fx buraya eksi. Sonra da eksi 2'nin fotoğrafını da buraya yazarsınız. Şu anda yaptığım şey ne yapmaktır? Tabii ki x'i eksi 2'ye yaklaştırdığım için f fonksiyonuna eksi 2 apsisli noktadan türev almak yani teğet çizmektir. Bunun eğimini bulmaktır daha doğrusu. Peki bu değeri hesapladığımda sonuç çıkacaksa o halde başlayalım. Şurası zaten çok bariz belli x artı 2. Peki buranın sonucu ne? X yerine eksi 2 yazdığınızda bakın bu çarpan 0'a eşit oluyor. Güm hepsi gitmiş oluyor. O halde bunun cevabı 0. Yani yukarıda sadece fx var kısacası. Peki arkadaşlar fx dediğimiz şey şuysa ben onu x artı 2, x artı 4, x artı 6, x artı 8, x artı 10 diye yazabilirim değil mi? Evet şöyle yaptım. Şimdi bakınız x artı 2 ile x artı 2 gitmiş oluyor. Ve bunlar giderse artık limit alabilirim. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği vardı başlangıçta. Dikkat ettiyseniz o gitmiş oluyor. Hemen x yerlerine eksi 2 yazıyorum. Yazdım buraya eksi 2 çarpı. Buraya yazdım artı 2. Buraya yazdım 4. Buraya yazdım 6. Buraya yazdım 8. Şimdi bunu düzenleyelim. Eksi çıkacağı bariz belli. Eksiyi bir atalım. Şu 2 kere 3 değil mi? Evet 3'ü de bir atalım buraya. Şurada bir tane 2 var. İkinci 2 burada. Şurada 2 tane daha var. 4 oldu. Şuradan 5. geldi. Şurada 3 tane var. 8 tane oldu. Yani 2 üzeri 8 çıkmış oluyor. O halde cevabımız eksi 3 çarpı 2 üzeri 8. Yani Denizli olacaktı. Şimdi ÖSYM tarzı soruya bakalım. Sorumuz bu arkadaşlar. Buydu yani arkadaşlar. Şimdi hemen bunun çözümünü anlatıyorum size. Uygun koşullarda tanımlı türevlenebilir fonksiyonlar veriliyor demiş. Buna göre f ters türev 1 ne eşittir diye soru sormuş. Şimdi bu videonun en önemli şeyi ne biliyor musunuz? Dıştan içe türev alma. Aa, şurası. Bu neredeyse her yerde karşıma çıkacak. Şimdi bakın arkadaşlar f tersin türevini soruyor. Benim elimde ne f var değil mi kuralsal olarak? Şurada benziyor ama ne de f ters var. O yüzden bir hamle yapacağım. Hamle de şu olsun. Bunu tık karşıya atalım. Bunu karşıya atarsanız f ters 3x eksi 2 eşittir. Şunlar kalacaktır. Yani gx artı hx. Tabii gx ile hx'i de bence toplayalım. Öncelikle bunu dağıttım. X kare geldi yazdım. Bunu dağıttım. Eksi x geldi 2x de topladım. Artı x'e dönüşmüş olduk. Yani f ters aslında buna eşit oluyor. F ters 3x eksi 2. Şimdi türev alacağım her iki taraftan. Buranın türevini almak çok basit. 2x artı 1 x'e göre türevi budur. Eşittir. Buraya geldim dikkat. Arkadaşlar dışarıdan içeri giriyoruz. Bak içeride farklı bir şey yazıyor x dışında. O yüzden f tersin türevi 3x eksi 2 bitmedi çarpı. Şimdi bir tık içeri girdiniz. 3x eksi 2'nin türevlerine gelecek? 3 gelecek. Şimdi bitti. Hemen x yerlerine 1 mi yazacağız diye bir kontrol ediyoruz. Yazarsak eğer şunun içine 1 yapmaya çalışacağız ya. X yerlerine 1 yazarsak evet oluyor zaten. Dolayısıyla bu fonksiyonda x yerlerine 1 atıyorum. Hemen şurası 3 çıktı eşittir.
F ters türev. Şuranın eşiti 1 geldi zaten. Çarpı 3. Ben bunu aramıyor muyum soruda? Evet. O zaman bununla bu sadeleşir. 1 gelmiş olur. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı. Outside, inside unutmuyorsunuz. Çok önemli bir şey bu. Şimdi geldim neye? Bu dersin ödüllü sorusuna. Bu dersin ödüllü sorusu da işte bu. Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar uzun bir video oldu biliyorum. Sabrınız için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.